orada? Sayın Çanakkale Savaşları. Aslında bizim canımız güzel ve hayat yazdıktan sonra 17.35'e 2015 yılında başlattığımız adı neredeyse unutulmuş Çanakkale Savaşları'nın ilk kahramanı Mehmet Çiğ'in isim babası Bigalım Mehmet Çavuş'u anma ve yaşatma çalışmalarımız, derneğimizin çalışmaları, değerli dernek başkan yardımcımız, tarihçi, araştırmacı, yazar Ömer Aslan'ın titiz araştırmaları ile gün yüzüne çıkmıştır. Çalışmalarımızın böyle güzel bir belgesel ile taçlandırılması da bizler için onur vericidir. Bu güzel belgesinin hazırlanmasına vesile olan değerli belediye başkanımız Sayın Bülent Erdoğan'a, derneğim ve şahsım adıma çok teşekkür ediyorum. En başından beri, hatta derneğimizin ilk kurdelesini kesen, tarihi alanı bir açık müze haline getiren çalışmalarıyla bizleri onurlandıran Sayın Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir'e hasreten teşekkür ederim. Bu kıymetli vatan toprağını arkasında bırakmayan, siperlandığı vatan deyip siperin bir kürekle, bir yürekle savunan Bigalı Mehmet Çavuş'un torunlarının burada olması benim için çok büyük bir onur ve mutluluk. Bana bu fırsatı verip daima inanan, arkamızda duran, öncelikle Bigalı Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı ve kıymetli Cestaş Çanakkale Valiliği, Ayker İnşaat'a burada çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz yapımlarımızla böyle bir yola çıktığımızda gerçekten maddi manevi bir desteğe ihtiyacı çok görüyoruz. Özellikle ülkemizde belgesel konusu, dökü-drama akla geldiğinde gerçekten dizilere ve sinemaya göre biraz daha az kitleyi barındırıyoruz. Daha az işler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Bu konuda bize gerçekten çok değerli, kıymetli ve arkamızda her an olduğumuzu belli ettiler. Bu yönden yeniden herkese minnettarım. Biz bir yolculuğa çıktık. Özellikle Ömer Arslan gerçekten Bigalı Mehmet Çavuş'un izini müthiş sürdü. Müthiş belgeler eşliğinde. Biz aslında işin sonunda evet hep Mehmetçik diyorduk ama gerçekten Mehmetçik nereden geldiğini biz bu belgeselde başladık. Serüvenin sonucunda belgeler eşliğinde Bigalı Mehmet Çavuş'un isminin de evet Mehmetçik'in isminde Bigalı Mehmet Çavuş'tan Mehmetçik'in isim babası olduğunu gördük. Çok kıymetli Sayın Profesör Doktor İber Ortaylı hocamız da Türk milletinin tarih yolculuğunda abidileşmiş şahsiyetler vardır. Vatanın ve milletin geleceği için görev düştüğü anda hiçbir adım geri atmadan vazife aşkıyla vatan, millet ve kutsal değerler olan bağlıyla ölüme giden ve bu uğurda canını ortaya koyan büyük insanlar vardır tarih yolculuğunda. İşte Türk milletinin bu tarih yolculuğunda abidileşmiş bir şahsiyet olarak Türk milletinin gönlünde en müstesna yeri almış kişilerden biri de Bigalı Mehmet Çavuş'tur. Tabii ki bu milletin bu toprakları yurt yapma, vatan yapma mücadelesinde birçok şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Hala da devam ediyor. Ve biliyoruz ki bu topraklarda var olmanın en büyük amaçlardan bir tanesi güçlü olmak, bir ve beraber olmak ve görev düştüğü anda da hiçbir zaman çekinmeden vazifeye atılmaktır. İşte Bigalı Mehmet Çavuş bir hayat düşünün, bir ömür düşünün. Vatan kaybetmiş ve muhacir olmuş bir ailenin evladı olarak Çanakkale Bigalı'nın Bahçeli köyüne geliyor. Zor bir hayat şartları ve o zor hayat şartları içerisinde devletiniz size gel diyor ve elinde silah alıp vazifeye koşuyorsunuz. Ve Çanakkale'de o destanı yazan kahramanlardan biri oluyorsunuz. Ve bu kahramanlığı yazarken de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat ödüllendirilmeniz için yazı yazılıyor ve dönemin Genelkurmay Başkanı tarafından da göğsünüze madalya takılıyor.
Ve savaş bitip o hengame ortadan kalktığı zaman sessizce köyünüze geliyorsunuz ve köyünüzde sade bir hayat yaşayıp sessizce bir hayat yaşıyorsunuz. Ve daha sonra bu dünyadan ayrılıyorsunuz ama bu milletin gönlündeki o en müstesna yeri alıyorsunuz. Türk tarihinin parlak zafer sayfalarından birisi olan Çanakkale, Karadeniz, Deniz Muharebelerinde düşmanın son teknoloji savaş araçlarına karşı canla başla mücadele verildi. Çanakkale Destanı bir milletin değerleriyle ve inancıyla tüm imkansızlıklara rağmen vatan için çarpan yüreğiyle yazıldı. İşte bu tarih sahnesinde Mehmetçiğimizin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş'umuz silah arkadaşlarıyla birlikte düşman askerlerine karşı omuz omuza savaşarak, çarpışarak Seyitlülübeyir Kalesi'nde eşine az rastlanır bir ölüm kalım mücadelesi verdi. Savaş yıllarında olsun, sonrasında olsun, kahramanımızın yaşamı ise büyük bir yokluk, zorluk ve fedakarlık içerisinde geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gümüş saat ve tabaka ile ödüllendirdiği, Enver Paşa'nın imtiyaz madalyası taktığı kahramanımız, kıymetlimiz, bir yürek, bir de kürek yeter diyerek istihdam köyü ve taşla düşmanı püskürtecek kadar cesur, çarpışmada yaralanıp tedavisinin ardından hava değişimi için gittiği köyünde arkadaşların cephede savaşırken ben burada yatamam diyecek kadar fedakar, savaştan sonra kendisine teklif edilen maddi yardımlara ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım diyecek kadar da vatansever ve adanmış bir ruhtur. Bu örnek hayatı gelecek nesillere anlatmanın ve her bir yolunun hatırlamasının değerli bir görev olduğuna inandık. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur anlayışıyla bizler geçmişimizi unutmayacak ve unutturmayacağız dedik. Mehmet Çavuş'umuzun bu kahramanlığını ve örnek hayatını gelecek nesillere aktarmak, günümüzde onu daha iyi anlamak ve anlatmak için Biga Belediyesi olarak çalışmalarımıza başladık. Uzun emek ve gayretler sonucu kıymetli hocamız Ömer Arslan tarafından hazırlanan kitap, kitabın aralığı kapıyla da değerli yönetmen ve yapımcımız Gökhan Tarhaman Kahraman'ın çalışmasıyla Bigalı Mehmet Çavuş belgeselimiz bugün sizlerle buluştu. Belgeselimizin yapımında emeği olan herkese tüm Bigalı hemşehrilerim adına da canlı gönülden teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı, iyi seyirler diliyorum. Bu güçlü ekibin güçlü kadronun başrollerini üstlenen oyuncumuzla plaketi ve çiçeği karşı koyduğumuz bu güzel çiçek ve plaketimizle bir kez daha onurlandırıyor ve yürekten, gönülden zevklerimizi sunuyoruz efendim. Evet. Çanakkale fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş. Sayın Belediye Başkanımız da diyor. Bu arada kıymetli konuklarımız tabii ki de Sayın Ömer Arslan. Kahramanlık gösteren kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi hürmetle yad ediyoruz. Evet, yine kahramanımızın ailesini, torunlarını da sahnede buluşturmak istiyoruz. Emeği olan, katkısı olan ve efendim bütün organizasyonda yine burada sizi görmediğiniz tüm alanlarda emek sarf edenlere de bir alkış alalım mı? Bu güzel kültür Atatürk Kültür Merkezi'nin girişinden çıkışına her noktada hep aynı şartlara uygun olarak sizlere hizmet sunan çok değerli çalışanlar. Sizler de ilgi varsınız efendim. Sizler...